Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birçok telefonu inceleyeceğiz. Aslında bu bir inceleme videosu değil arkadaşlar. Büyük kanallara bu camiada bu sektörde ben de varım videosu. Saat kaç şöyle bakalım. Saat 1.29. Saat 1.30'da şöyle bir çay demleyip Poco'nun daha 2-3 gün önce tanıttığı cihazları inceleyeyim diyen başka bir kanal var mıdır bilmiyorum. Bu tarafta Poco X6 var. Bu tarafta X6 Pro var. Tam ortada M6 Pro var. Garibanım. Ona birazdan geleceğiz. Biraz gömeceğiz onu. Şimdi öncelikle bu bir inceleme videosu değil dedim. Çünkü niye? Bu sonuçta Türkiye için bence özel bir video. Büyük kanallar henüz temin edememişken yine Rezan Çakmak farkıyla 3 cihazı da şöyle masaya koydum. Ha siz şunları da tercih edebilirsiniz. Bence etmeyin ama elinde olmayan cihazı hiç arkasını çevirmeyerek yabancı kanallardan aldığı videolarla ortada olmayan bir deneyimi anlatan kanallardan da isterseniz izleyebilirsiniz ama kanlı canlı X6 M6 Pro X6 Pro izlemek isterseniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de ilk incelemeleri bu kanalda izleyeceksiniz derken yalan söylemiyordum. Sözümde durdum ve bu da yeni yılın Türkiye'de ilk videosu oldu. Ayrı ayrı da inceleyebilirdim ki zaten detaylı incelemeleri ayrı ayrı olarak gelecek ama dediğim gibi bu video biraz bir göz daha bir gövde gösterisi aslında. İncelemeye geçmeden önce iki noktaya değineceğim. Birincisi şu masadaki standları hemen böyle ayaküstü ayaküstü ayarlayabildim. Özellikle şu plastik olan çok sallanıyor. Ama neticede 3 cihazı da böyle kadraja alabildim. İkincisi ise lütfen abone olun arkadaşlar. Rica ediyorum abone olun. Lütfen abone olun. Kış geldi. Gariban moduna geçtik. Huawei Watch Ultimate'i sattım. Prodüksiyona biraz para harcamak durumunda kaldım. Şunu da Kospet gönderdi sağ olsun. Bunun incelemesi de gelecek. Kospet Tank T2. Güzel fena bir saat değil. Ama siz o abone olma kısmını biraz değerlendirin bence. Ben olsaydım şöyle derdim. Ya bu adam 12 bin 13 bin küsür abonedeyken bu cihazları Türkiye'de ilk inceliyorsa herhalde bunu bir 100.000 abone yapsak amuda kalkıp cihaz falan inceleyebilir diyebilirsiniz. O kadar da uzun boylu değil. Evet biliyorum uzattık. Şu plastik olanın şu sallanmasından gerçekten biraz rahatsız oldum. Bu videoluk biraz idare edin. Videodan sonra hemen güzel standlar sipariş ederim. Şimdi doğruya doğru ben bu cihazlarla çok vakit geçiremedim. Henüz bir gündür bende diyelim. Kurulumlarını yaptım. Ayaküstü biraz kurcaladım falan. Ama çok böyle işte satın almanızı etkileyecek bir şeyler söyleyemeyeceğim. Bunu baştan belirteyim. Şu ortadaki gariban M6 Pro'ya biraz saydıralım. Bir kere pahalı. 13.500 TL bu cihaz direkt alınmaz. X6 Pro'nun 8 256 GB'lık modeli bende olan şu an 12 512'lik model. Bunun 8 256'lık modeli 16.000 TL gelecek arkadaşlar. M6 Pro ne kadar? Şu an bendeki model 12 512 yine ve fiyatı 13.500 TL. Arada ne kadar var? 2.500 TL bir fark var. Buraya kadar her şey güzel. 2500 TL daha fazla para verip X6 Pro'yu almak bence çok kıymetli. Şu Türkiye pazarında yapabileceğiniz en mantıklı hareketler ne olur? Şimdi diyeceksin ki abi işte bu 8256 ama bu 12512. Valla G99'lu cihaza dostum sen 20 GB RAM yükle Yine buradaki Dimensity 8300 seviyesine ulaşamayacaksın. Burada Dimensity 8300 varken burada G99 var. Arada dağlar kadar fark var. Hani Poco'nun aslında buradaki fiyat dengesi biraz beni huzursuz etti. Ya da stratejileri diyelim belki bilerek yapılan bir şeydir. Bu düpedüz ben Türkiye'de M6 Pro satmak istemiyorum demekle aynı. Bunun 12-512 GB'lık modeli ise 19.000 TL o alınır mı? Bence o da alınır. Ancak M6 Pro'ya bir alternatif olmaz. Aradaki fiyat makası epey açılıyor. Şöyle bir fiyatları depolama birimlerini özet geçelim. Şu model Poco X6 arkadaşlar 14.500 TL şu an. 12 GB RAM'e 256 GB'da depolama sahip. Bu model M6 Pro 12 GB RAM'e 512 GB depolamaya sahip 13.500 TL yani X6'dan 1000 TL daha ucuz. Burada abileri var X6 Pro 12 512 GB'lık model Türkiye'de 19.000 TL satılıyor. Yakında stoklarda olacak olan model 8256 GB 16.000 TL olacak. 3 cihaz arasında kuşkusuz onu alırdım. O bütçelere çıkamayacaksam eğer ve 12 GB RAM'de ısrarcıysam X6 alırım. Baktığım zaman hiçbir yol benim için M6 Pro'ya çıkmıyor. M6 Pro bence güzel bir cihaz. Tatlı bir cihaz. Özellikle tasarım anlamında kamerada aslında ki o büyük lensler şöyle kılıflarından da e, M6 Pro'yu hemen ayırt edebiliyorum. Devasa bir kamera adası var. Görünüş olarak arka taraftan baktığınız zaman bence bu üçlünün en yakışıklı cihazı olabilir. Fiyat ve depolama noktası bu şekildeydi. Gelelim renklere. Çeşit çeşit renkler var arkadaşlar. Hangisini alırsanız alın. Ama lütfen bu bendeki üçlü siyahı almayın. Her şeyi yansıtıyor. Şu an arkada ben odamı düzenlediğim için, yani bir stüdyo ortamı hazırladığım için inanılmaz bir dağınıklık var arkada. Birbirinden çok alakasız eşyalar var. Umarım yansıtmıyordur şu kadaki camlar. Ve inanılmaz parmak izi bırakıyor. Şöyle görüyorsunuz her tarafı toz toplamış, parmak izi tutmuş. Evet çok cool duruyor, çok şık duruyor. Siyahın karizması her zaman ayrı. Ama çok parmak izi tuttuğu, çok yansıma yaptığı da su götürmez bir gerçek. Artık o tamamen size kalmış. Cihazın kutusundan da şöyle güzel kılıflar çıkıyor arkadaşlar. Şeffaf silikonlardan sıkılmıştık. Hemen sararıyor. Bence kutudan çıkabilecek hem malzeme kalitesi olarak hem renk olarak en güzel kılıflardan bu kutudan kılıf çıkma olayını Poco ve birkaç marka gerçekten güzel yapıyor. Sadece şuna biraz kuruldum. 6nın kılıfı arkadaşlar. Arkada Poco yazmıyor. Yani X6'ya bir hayınlık yapmışlar. Gelelim dikkatimi çeken bir diğer noktaya. X6 Pro Hypros ile gelirken diğer iki cihaz MIUI 14 ile geliyor. Güncellemeye de çalıştım. Herhangi bir güncelleme yoktu. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Şöyle 3 yazı da şöyle elime alayım. Çok açık. Çok açık. Çok açık. Çok açık. Poco M6 Pro bence serinin en yakışıklı cihazı olabilir. Devasa kameraları var ve bir kamera kurulumu yok. Yani bir çıkıntı yok. Sadece çıkıntı yaratan şeyler kameralar. Bu da cihaza şık bir hava katmış açıkçası. Plastik bir arka kapağımız var. Çerçeve de plastik. Cihazların tamam plastik. Bu biraz üzdü. En azından Arka tarafta gerçek bir cam hissiyatı görmek güzel olurdu ama cam görünümlü plastik kullanmışlar. Malzeme kalitesi olarak çok böyle garç gurç ediyor mu, çok böyle kötü hissettiriyor mu kesinlikle hayır. Özellikle çerçevenin mat olması çünkü bazı markalar Infinix ve Tekno şu an Tekno Camon 20 Premier olması lazımdı buralarda. Evet şurada şarjdaymış. Mesela o da plastik çerçeve ama parlak. Bunu parlak yapmanın bir anlamı yok. Gerçekten iğrenç duruyor. Bu konuda mat olması gayet güzel. Malzeme kalitesi noktasında şu serideki hiçbir cihaz birbirine üstünlük sağlamıyor. Şöyle M6 Pro'dan en pahalı X6 Pro'ya geçtiğimde bile kalite farkı olmadı. Malzeme kalitesi tamamıyla aynı. X6 ve M6 Pro'da arka kapak keskinken yani kutu tasarım varken X6 Pro'da yanlar kabisli. Alt taraf, üst taraf havisti geliyor. Bu cihaza biraz daha premium bir hava katmış. X6 Pro madem bende Dimensity 8300 var. Ben bu cihazlardan biraz tasarım olarak farkımı ortaya koyayım demiş. M6 Pro'yu elimize alalım. M6 Pro'nun ekran gövde oranı birazcık göze batıyor. Aslında hiç de fena değil. Gayet güzel bir ekran gövde oranı var. Ama X6 ve X6 Pro'nunki gerçekten çok daha güzel. Böyle cihazın her tarafı ekranmış gibi bir hissiyat veriyor. Bu iki cihazda bu konuda gayet iyiler. M6 Pro bu konuda bu iki cihazın biraz gerisinde. Dikkatimi çeken bir detay daha var. X6'da Gorilla Glass Victus'tan dolayı olabilir. Ekran size daha yakın geliyor. Menüde gezdiğinizde o ikonlar var ya, sanki sizin yanınızdaymış, hemen elinizin altındaymış gibi bir hissiyat var. Ama X6 Pro'da daha derindeymiş gibi veya M6 Pro'da daha derindeymiş gibi bir hissiyat var. Bu X6 modelinde Gorilla Glass Victus kullanılmasından dolayı da olabilir. Diğer iki cihazda Pro cihazlarda Gorilla Glass 5 kullanılmış. Bu da ekleyelim ve bunlar dışında şöyle notlarımdan sizlere neler paylaşabilirim hemen ona bakıyorum. M6 Pro'nun şöyle bir noktasını not almışım. 395 ppi'lik bir keskinliğe sahip. Sadece bu ve Gorilla Glass Victus bile 1000 TL fazla verip X6 almak için güzel bir sebep bence. Yani M6 Pro bu denklemde her zaman kaybediyor. Gerçekten bunun fiyatına bir el atılması lazım. Şöyle 11.500 12.000'e gerilese tavsiye edilebilecek, satın alınabilecek bir cihaz ama bu fiyatlarda bence X6 Pro ve X6 varken işi biraz zor. Cihazların kutusundan 67 wattlık hızlı şarj cihazları çıkıyor. 3 cihazda 67 watt ile hızlıca şarj olabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 45 dakikada falan tam şarj oluyordu. 3 modelde de optik görüntü sabitleyicinin olması güzel. Bununla ilgili zaten testler fazlasıyla kanalda olacak. M6 Pro'yu yine gömeceğiz. M6 Pro'da G99 olduğu için 4K videolar çekemiyorsunuz ama X6'da 7S Gen 2 işlemci olduğu için ki işlemci olarak da bir üstünlük söz konusu yine M6 Pro'ya göre dolayısıyla 4K videolar da çekebiliyor. Yani aradaki 1000 TL'yi gidin birinden borç alın harç edin bir şekilde alın M6 Pro yerine X6 alın derim ben. Yani M6 Pro'yu gerçekten bu kadar gömmek istemezdim böyle tatlı tasarımı güzel bir cihazı daha çok övmek isterdim ama maalesef biraz ölü doğmuş. Cihazlar arasında inanılmaz bir ağırlık farkı yok. Sadece X6 Pro diğer modellere göre bir 10 gram falan daha ağır. Bunu da elinize aldığınızda hissedebiliyorsunuz ama X6 ve M6 Pro arasında 1 gramlık 2 gramlık farklar var. Onlar da kesinlikle çok fark edilmiyor. Şundan da bahsedeyim önemli. Diğer iki cihazımız Wi-Fi 5 ile gelirken X6 Pro Wi-Fi 6 ile geliyor. Yani demin de bahsettiğim M6 Pro yerine işte 2500 TL fazla verip X6 Pro'nun 8256'lığını alırsanız eğer o vereceğiniz 2500 TL sizlere donanım olarak fazlasıyla geri dönüyor aslında. Bu 2500 TL'den çekinmeyin. Mutlaka verip X6 Pro almanızı tavsiye ederim ve yine X6 Pro Reis farkını ortaya koyarak UFS 4.0 ile geliyor. Burada MediaTek'in 8300 faktörü de var tabi. X6 Pro bence serinin en alınabilir cihazı olmuş. Diğerleri için aynı şey söyleyemeyeceğim. Hele ki M6 Pro için X6 yine tercih edilebilir. Gerçekten birkaç şey bahane edip X6 alabilirsin. M6 Pro buradan ne yapacak inanın bilmiyorum. Tüm kapılar bence X6 Pro'ya çıkıyor. Tabi ilerleyen günlerde detaylı incelemeler gelecek. Daha sağlıklı yorumlar için o incelemeleri beklemenizi tavsiye ederim. Evet, cihazlar hakkında ilk bakış videomuz, ilk değerlendirme, şöyle bir durum değerlendirme videomuz bu şekildeydi. Burada X6 var. Karıştırmayalım. Ortaya yine M6 Pro'yu alalım. Sağ tarafıma da X6 Pro'yu alayım. Benim bu 3 cihaz hakkında şöyle ayaküstü diyelim bir günlük kullanımla fikirlerim bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde detaylı incelemeleri, detaylı testleri gelecek. Takipte kalmanız, abone olmanız hem sizin hem benim faydam olur. Abone olursanız gerçekten sevinirim. Cihazlar hakkında merak ettikleriniz varsa, aklınıza takılan noktalar varsa, benim videoda kaçırdığım yerler varsa mutlaka yorum kısmına yazın, sorun, cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.